Amcam da tıpkı bunun gibi horlardı. Amcan da yetti artık. Beni şu amcanla karşılaştırmayı da bırak. Şimdi ışıkları söndür. Kulağına pamuk tak ve uyu. O kadar korkunç bir adam ki sürekli bana hırlıyor. Işıkları kapatayım. Yoksa yine bana bağırmaya başlayacak. Aa, telefonu Manas'a vermeyi unutmuşum. En iyisi gidip vereyim hemen. Yukarı çık, yukarı çık. Ah, hadi ama. Hadi. Vur ona. Vur ona, hadi. Yaşasın, yeni aşamaya geçtim. Hadi zıpla, hadi. Abla, ben de telefonla oynamak istiyorum. Kendi telefonunla oynasana. Telefonum yanımda değil ki. Neden? Telefonun nerede? Sen de kalabilir. Hem nasıl kullanacağını ve oyun oynamayı öğrenebilirsin böylece. Eğer ablama telefonumu o kadına verdiğimi söylersem bana çok kızabilir. Söylesene, nerede? Bugün onunla oynarken şu odada bıraktım galiba. Tamam, ben gidip alırım hemen. Sen burada dur. Ben hemen gidip alıyorum, tamam mı Manas? İyi ki hemen fark ettim bunu. Yoksa Bay Zalim bana bağırırdı. Dün olan şey bugün de oluyor. Bay Om yine Sudan'ın odasından çıkıyor. Yine dün olduğu gibi biri Sudan'ın odasına girecek. Bu kesin. Burada çok yanlış bir şeyler oluyor ama Suda neden bunu benden saklıyor? Sürekli bana yalanlar söylüyor. Ne olmuş ikisi aynı ayakkabıyı giyiyorsa? Sonuçta dış görünüşleri bambaşka. Bir şeyler dönüyor. Bundan eminim. Ve bunu öğrenmem gerek. Yüce Tanrım, bunu nasıl öğreneceğim? Manas bana telefonu video kaydetmeyi öğretmişti. Bunun videosunu çekmeliyim. Sonra da Suda bana gerçeği söylemek zorunda kalacak. Bu kanıtla beraber işin aslını öğrenebileceğim. Artık gerçeği benden saklayamayacak. Şimdi Sudan'ın odasına başka bir adamın girdiğine dair kanıtım var. Bir daha bana yalan söylerse bu videoyu ona gösterebilirim. Gerçekleri itiraf etmek zorunda kalacak. Sudan'ın odasına giren üçüncü kişi de kim? Aman Tanrım, neler oluyor burada? Tanrım, ne yapacağım? Dünkü gibi kapıyı çalıp kontrol mü etsem acaba? Suda, o kim? Hayır, böyle olmaz. Suda'yı o şekilde bırakamam. Ya ona bir şey olursa? Yani Sudan'ın Om'un kardeşiyle bir bağ var sanmıştım. Ama gerçek bambaşka bir şey. Aman Tanrım, buna izin veremem. Suda'yı bu cehennemden çıkaracağım. Ama nasıl? Onu nasıl kurtaracağım? Ana şalteri kapatayım. Tüm ışıklar söndüğünde herkes odalarından çıkar. Suda'nın odasındaki her kimse oda çıkar. Hadi Purvi, git de şu şalteri indir hemen.
Işıklar neden gitti? Priti, git kontrol et hemen. Biri gidip jeneratörü çalıştırsın. Sigortayı da kontrol edin önce. Hadi çabuk olun, ne bekliyorsunuz? Işıklara ne oldu? Şunlara bağırsana duymuyorlar. Debo, hepiniz uyansınıza. Işıklar gitti Debo. Tamam. Seni de duymuyorlar. İn aşağı söyle hadi. Tamam. Kusura bakma kızım, ışıklar gitti. Normalde hiç olmaz. Ama jeneratör çalışır şimdi. Gidip ışıklar için birini çağıracaktım da hemen. Sudan'ın kayınvalidesi çok korkutucu. Ona bakınca bile korkuyorum. Acaba Kalo teyze gelininin başına gelenlerden haberdar mı? Tanrım, az önce sanki arkamdan biri geçti. Nedense öyle hissettim birden. Bu... Tanrım, niye hep bu kapının yanında oluyor bunlar? Artık bir kanıtım olduğuna göre de Suda'dan gerçeği öğrenmem gerek. Artık elimde bir kanıt var. Muhtarla konuşurken bir dayanağım olacak. Ama öncesinde Suda ile konuşup gerçeği öğrenmeliyim. Sonra da gidip muhtarla konuşurum. Kontrol ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Her şeyi telefonda anlatırım. Neden doktorunuzu aradınız? Bir şey mi oldu? Manasın ateşi çıktı, o yüzden aradım. Siz hiç merak etmeyin. Ben yakından ilgilenirim. Çok endişeleniyorum. Bir lokma bile yemedin. Aç karnına ilaç nasıl içecek şimdi? Bir şeyler yap. Manası bir şeyler yemeye ikna et. Sonra da ilacını içir. Ben de ona zerdeçallı süt göndereceğim. Siz hiç merak etmeyin. Ben ona bir şeyler yedirip ilacını içiririm. Hemen gönderiyorum. Tamam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.